Değerli arkadaşlarım, hepimizin ortak arzularının başında ülkemizin üretmesi, zenginleşmesi ve tüm yurttaşlarımızın yaşam kalitesinin yükselmesi gelir. Bunun için hem yerli hem de yabancı girişimcilerin ülkemize daha fazla yatırım yapmasına ihtiyacımız var. Yatırımcının gelmesi sadece halı sererek olmaz. O halıyı serdiğiniz zeminin de sapasağlam bir demokrasi ve hukuk devleti olması gerekir. Bakın bu saatlerde 67 yıldır üyesi olduğumuz ve Avrupa'nın vicdanı sayılan Avrupa Konseyi'nde Türkiye hakkında son derece ağır bir rapor görüşülüyor. Önemli bölümünü ifade özgürlüğü ile yargı bağımsızlığı konusunda ülkemizde yaşanan hak ihlalleri oluşturuyor. Tabii ki vatandaşlarımızın canına kasteden terörle mücadele edeceğiz. Ama terörle mücadele ediyoruz diye basın özgürlüğü savunucusu bir gazeteciyi, dünyaca tanınan bir insan hakları savunucusunu, yazarları, akademisyenleri sırf düşüncelerinden ötürü kelepçeleyerek cezaevine tıkmaya devam ettikçe, gazeteleri ve televizyonları kararttıkça dünyadaki algımız değişmiyor, tam tersine pekişiyor. Ülkemizin geneline hakim olan ayrıştırıcı, ötekileştirici politika ve uygulamalardan maalesef toplumsal bir mozaik olan güzel Eskişehir'imizde payını almakta. Bir dönem Türkiye'nin ilk sıralarında yer alan Eskişehir sanayisi maalesef uygulanan yanlış politikalar sonucu çok gerilerde kalmıştır. Bunda merkezi hükümetlerin Eskişehir'in ihtiyaçlarına, beklentilerine duyarsız kalması en büyük etkendir. Eskişehir'i raylı sistemlerde merkez haline getirecek Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi 2009'dan bu yana her yıl verilen müjdelere rağmen hala başlamamıştır. Havalimanımız var ama insanımızı İzmir'e, Diyarbakır'a, Adana'ya, Trabzon'a bağlayacak tek uçak seferi dahi yok. Kuzey-Güney çevre yolu bağlantımız hala bekliyor. Cumhuriyetimizin ilk temyiz mahkemesinin kurulduğu Eskişehir'de halkımızın ihtiyaçları yok sayılarak ve tüm itirazlarımıza karşın bölge idare mahkemesi kapatılmakta. Eğitimin başkenti konumundaki şehrimize sözü verilen teknoloji üniversitesi hala komisyonlarda beklemekte. Hatta şimdi duyduğumuz kadarıyla TOKİ arazisi yapılarak konut için açılacağı söylenmektedir. Yatırımlar konusundaki ilgisizlik kadar başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere muhalefet partileri tarafından yönetilen belediyelere ayrımcı ve engelleyici tutumda Eskişehirlilere hizmeti olumsuz etkilemektedir. Değerli arkadaşlarım, ülke yönetimi hakkı, hukuku, adaleti ve farklı görüşlere saygı ve eşit muamele edip beraberinde taşıdığı sürece saygındır, ülkemizin ve halkımızın yararınadır. Eskişehirlilerin ortak beklentisi şehrimize öteki muamelesi yapılmasın.